Daha fazla dert yükleme, benliğim de güç kalmadı, güç kalmadı. Benim garip bu başımda dert görmeyen, dert görmeyen yer kalmadı. Unutmuşum gençliğimin mevsimini, baharını, kederli hep günlerimin, çekmişim ah yüzarını. Unutmuşum gençliğimin mevsimini, baharını, kederli hep günlerimin, çekmişim ah yüzarını. Hiç baba. Hayvanları yemledim, dinleniyordum biraz. Zaten ne yaparsın ki sen? İşten kaytarıp kuytu köşelerde pineklemekten başka. Ahırın içi leş gibi. Bugün orayı pırıl pırıl temizlemezsen kırarım bacaklarını. Kocacığım, şu Ahu Tuğba'nın üstündeki kürkün güzelliğine bak. Rüküş karı. Ben giysem kim bilir nasıl yakışır, değil mi? Sana ne giysen yakışır karıcığım. Fiyatı da çok pahalı, değil mi? Pahalı ne demek? Gelinim beğendiyse hemen alınacak demektir. Ben yaşadıkça sizin hiçbir şeyden mahrum olmanızı istemiyorum. Sağ ol babacığım. Siz babaların en iyisisiniz. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar Fikret. Dün gece evde yoktun yine. Kulüpte toplantı vardı babacığım. Uzun sürdü biraz. Ne toplantısı bu? İş toplantısı tabii. Kumar desene şuna. Bilmeyen mi var? Öyle olsa ne olur sanki gelin. Sen merak etme. Bizim paralarımız öyle kumarla mumarla tükenmez.
Rahatına bak sen. Yemek hazır efendim. Peki kızım. Hadi bakalım, buyurun. İzninizle ben çıkıyorum. Yemek yemeyecek misin? Hayır baba, kulüpte... Önemli toplantınız var, değil mi? Hadi bakalım, şansın bol olsun. Merhaba abi. Ne haber? Ne olsun sağlığın. Nereye böyle? Eyvallah. Ekmek al kızım. Teşekkür ederim. Buyur gelin. Hadi. Teşekkür ederim. Afiyet olsun. Günaydın. Neredesin sen? Yemek saatini öğrenemedin mi hala? Bir hayvan sancılanmış da ona baktım baba. Ahırdan çıktığın kıyafetle de masaya oturuyorsun değil mi? Kalk üstünü değiş. Teke gibi kokuyorsun. Sen bir daha bu masaya hiç oturmayacağım. Ne demek bu? Çiftlikten gidiyorum. Ekmeğimi başka yerlerde arayacağım. Ne? Lan kör! Sana ekmek vermiyor muyuz burada? Veriyorsun baba, sağ ol. Ama doğdum doğalı... benim varlığım seni rahatsız ediyor. Bu da beni çok üzüyor. İzin ver bir de böylesin. Git! Git ama bir daha dönme buralara. Açlıktan geberdiğini duyduğun zaman hiç üzülmeyeceğimi de unutma. Üzme tatlı canını babacığım. Her koyun kendi bacağından asılır. Doğru yaptığından emin misin evladım? Çok düşün. Ama başka çarem yoktu Osman'ın. Yıllarca bana üvey evlat gibi davranmasına katlanmaya çalıştım. Laf etmesin diye bir ırgat gibi her işe koştum ama yaranamadım. Sevmedi beni bir türlü. Öteki oğulları, hatta gelinleri gibi bile göremedi. Rahmetliyi çok severdi. Canından çok severdi anneni. Seni doğururken ölmesinde... Peki ama benim ne suçum var? Allah öyle istemiş. Yazısı oymuş. Ben mi öldürdüm annemi? Haklısın evlat. Ama atamadı üstünden o kötü düşünceyi. Sanki sen doğmasaydın sevgili karısı yaşayacakmış gibi geliyor hep ona. Evet. Dedim ya, anneni çok severdi. Keşke doğmasaydım. Böyle yaşamaktansa... Tövbe de oğlum, günaha giriyorsun. Sonra Allah'ın gücüne gider. Gençsin, aslan gibisin, okumuş yazmış adamsın. Madem karar verdin, bundan sonraki hayatını düşün. Umudunu yitirme. Niyet İstanbul'a, hayırlısı. Keşke ben de gelebilseydim seninle. Oya'mı öyle özledim ki. Sahi, Oya İstanbul'da değil mi? Bu sene mezun olacak. Sınıfının en çalışkanı. Biriktirdiğim birkaç kuruşu ona yollayacaktım. Bir türlü vakit bulup da postaneye gidemedim. Senden istesem götürür müsün? Selamımı söylersin. Çok özlediğimi de. Seni görünce ne kadar sevinecektir kim bilir. Çocukluğunuz birlikte geçti canım. Hüseyin abi. Merhaba Oya. Merhaba. Öyle şaşırdım ki seni görünce. Ben de şaşırdım. Çok büyümüş, değişmişsin. Osman amcanın selamı ve emanetini getirdim. Çok kalacak mısın? Kısmet. Bir saat sonra dersim bitiyor. İstersen çıkarız, konuşuruz bir yerde. Bana kalırsa en doğrusunu yapmışsın Hüseyin abi. Bir süre uzak kalırsan belki sana karşı tutumu değişir. Bunca yıldan sonra sanmıyorum. Benim için orası bitti artık. Bundan sonrasını düşünmedim. Ne yapacaksın? Çalışacağım. Bir dilim ekmek yiyeyim mi? Nasıl olsa bulurum. Tasarladığın bir iş var mı?
Bir askerlik arkadaşım var. Teheristen bu yana mektuplaşıyoruz. Büyük bir benzin istasyonu işletiyor. Dur sevgilim, gitme hemen. Düşmeyiz bak sonra dilden. Dur. Biraz sussan, ağlamasan. Gelip boynuma sarılsan. Her şeyi bir anlatsan. Hürmetle ellerimden öpermiş. Sanki ben çok meraklıyım. Hüseyin'den mi? İçme yatacak yer bulmuş. Sağlığı yerindeymiş. Bizim sağlığımıza duacıymış. Sanki ondan dua bekleyen var. Hayırlı evlat diye ben buna derim bey. Pırlanta gibi çocuk. Ama siz onun kıymetini anlayamadınız bir türlü. Ne demek istiyorsun sen kahya? Demek istediğim açık bey. Doğduğu günden beri göz açtırmadın çocuğa. Horladın, üvey evlat muamelesi yaptın ama o aldırmadı, yılmadı. Sana hürmette kusur etmedi. Artık insafa gel bey. Onun öbür çocuklarından farkı ne? Öbür çocuklarıma laf etme kahya, bozuşuruz. Onlar tam bana layık birer evlat. Pas. Neyim var? Kullan. Kareas. Yine kaybettin Fikret Bey. Devam edecek misin? Üstümde para kalmadı. Eğer biraz borç para verirseniz. Veririm vermesine de eski borçlarına ait senetleri unutmuyorsun değil mi? Unutur muyum hiç? Hepsini birden ödeyeceğim. 500 bin daha versen bana. Önce şu güzel imzanı at baba. Dokunma bana. Ne oldu güzel karıcığım? Neye canı sıkıldı? Her şeye. Bıktım artık bu altın kafesten. Yat kalk, ye iç. Başka bir şey yok. Dayanamayacağım artık. Peki, ne istiyorsun kraliçem?
Yaşamak. Yaşıyorsun ya. Sen buna yaşamak mı diyorsun aptal? Benim istediğim başka türlü bir hayat. Bu mendebur çiftlikten kurtulup insan içine çıkmak istiyorum. Pahalı giysiler, lüks otomobiller, seyahatler istiyorum. Alırız karıcığım. İstediğin yerlere de gideriz. Yeter ki sen üzülme. Olmaz Haşmet. Babanın verdiği sınırlı harçlıkla olmaz benim istediklerim. Çok para istiyorum ben. Yazık. Bu koca servet eli sıkı babanın avuçları arasında çürürken benim de gençliğim, güzelliğim gidiyor. Dayanamayacağım artık. Sabırlı ol karıcığım, bir gün bütün istediklerini yerine getireceğim. Baban ölünce kalacak mirası düşünüyorsan avucunu yalarsın sen. O adam bizi ihtiyarlatmadan ölmez. O zaman parayı, zenginliği ne yapayım? Ben şimdi istiyorum. Hemen istiyorum. Yoksa bırakır giderim seni Haşmet, bilmiş ol. Üzgünüm Haşmet Bey. Ama kasada sizin istediğiniz kadar nakit para yok. Biliyorsunuz geçen yıl verim az oldu. Sonra gübre ve tohumlara yatırılan paralar kasayı tam takır etti. Ayrıca yeni vergiler... Bunlar beni ilgilendirmez Cemal Bey. Bana para lazım. Nasıl buluruz sen onu söyle. Bir şeyler satarak. Ama bunun da tek yetkilisi Kadir Bey. Çaresi? Kadir Bey'in bazı malları üstünüze devretmesini sağlamak. Geçen gün Fikret Bey'e de aynı şeyi önerdim. Fikret mi dedin? Fikret Bey. Onun durumu da pek parlak değil. Bir sürü borç senedi imzalamış. Gelip para istedi, veremedim. Peki, o dediğin şeyi nasıl yaparız? Yani bazı malları üstümüze geçirmeyi. Benim de çıkarımı düşünürseniz... babanızı ikna etmek kolay. Mallar ha benim üstümde görünmüş hasisin. Nasılsa bir gündür. Aman babacığım, o ne biçim söz? Allah gecinden versin. Bizim malda parada gözümüz yok. Allah sizi başımızdan eksik etmesin. Bu Cemal Bey'in fikri. Evet beyefendi, bendenizin fikri. Çok iyi bilirsiniz ki sizin çıkarlarınızı korumaktan başka hiçbir şey düşünmedim bugüne kadar. Demin de arz ettiğim gibi servetinizi şimdiden oğullarınıza taksim ederseniz vergi oranı yarı yarıya düşeceği gibi her oğlunuz kendine düşen bölgeyi daha iyi çalıştırma gayreti içine girecek. Bundan doğacak rekabetle çiftlikte üretim artışı olacak ve böylelikle çiftliğimiz eski bol kazançlı dönemine kavuşacak. Siz de hiçbir şeye karışmadan, düşünmeden köşenizde oturup dinleneceksiniz. Galiba haklısınız çocuklar. Herkes malına şimdiden sahip çıkarsa ben de sizlerin nasıl çalıştığınızı görüp gururlanırım. Sizi mahcup etmeyeceğimizden emin olabilirsiniz sevgili babacığım. Abim haklı. Göreceksiniz her şey nasıl değişecek. Tamam. Avukat Şükrü Bey'de vasiyetnamem var. Onun ışığında gerekli evrakı hazırlayayım. Her şey tamam olunca İstanbul'dan Hüseyin'i de çağırın. Hayırlı olsun. Sağ ol babacığım. Sen babaların en büyüsün. Neden çağırmış olabilir? Bilmiyorum. Herhalde özlemiş. Hasretine dayanamamıştı. Ne de olsa evladısın. Gidecek misin? Evet. Neler olduğunu öğrenmem gerek. Çok önemliymiş, öyle yazıyorum. Yazık. Sana çok alışmıştım Hüseyin abi. Artık dönmezsin değil mi? Bana abi demekten vazgeçersen dönerim. Hem de çabucak. Söz Hüseyin abi. Hüseyin. Küçük kardeşiniz Hüseyin. Meseleyi tam bilmediği için kısa bir açıklama yapmak istiyorum. Ticari ve sağlık nedenlerinden ötürü mirasımı şimdiden 3 oğluma taksim etmeye karar verdim. Avukat ve mali müşavirimizde bulunan noter tasdikli evrakta kime ne düştüğü belirtilmiştir.
Sana ayrılan pay abilerinkinden daha küçük. Bunun nedeni ise evi terk edip gitmen. Babaya karşı gelmenin cezası. Anlıyorsun değil mi? Çok iyi anlıyorum baba. İşte hepsi bu kadar. Bundan böyle sorumluluğunuzu bilerek çiftliğin verimini artırmak için canla başla çalışacağınıza inanıyorum. Şu andan itibaren maddi hiçbir şeyi kalmamış olan babanıza sofranızda yer verirseniz sevinirim. O ne demek babacığım? Siz her zaman başımızın tacı olacaksınız. Ömrümüz boyunca sizi başımızın üstünde taşıyacağız. Sen hiçbir şey söylemeyecek misin? Hiçbir şey bırakmasan da babamsın. Ölünceye kadar sana evlatlık borcumu ödemeye devam edeceğim. Hoşça kal. Hem de pek iyi dereceyle. Kutlarım seni. Beni en çok sevindiren tayinimin kurs gördüğüm hastaneye çıkması. Evim gibidir orası. Doktorlar, müstahdem, hepsi çok severler beni. Seni sevmemek için kör ve duygusuz olmak gerek. Sağ ol Hüseyin abi. Şeyh Hüseyin, bağışla alışamadım bir türlü. Baban nasıl, iyi mi? Çok iyi. O da diploma haberini merakla bekliyor. Ona hemen yazacağım. Sonra da... Evet. İlk maaşından küçük bir ev tutup onu yanıma alacağım. Bunca yıl benim için çalıştığı yer. Bundan sonra ben onun için çalışacağım. Onu mutlu etmek için değil, çalışma şart. Başka nasıl olur? Bak, o dediğin küçük ev ben tutsam, mutluluğu birlikte yaşasam. Ne dersin? Yani bu bir... Evet, evlenme teklifi. Eğer kabul edersen, beni dünyanın en mutlu erkeği yaparsın. Hüseyin, ben öyle şaşırdım ki... Bana Hüseyin demeyi de öğrendiğine göre bu iş oldu demektir. Ya baba, o ne der buna? Ne diyeyim çocuklar? Birbirinizi sevmiş, evlenmeye karar vermişsiniz. Sevindim de, hem de çok. Allah ikinizi de mesut etsin. Bu işten Kadir Bey'in haberi var mı? Bizim için önemli olan senin izninde Osman amca. Ama buraya kadar gelmişken ona da haber verir, elini öperiz. 50 milyon olur mu canım? Bir tanesi günde 30 kilo süt veriyor bunların. 75 milyondan bir kuruş aşağı olmaz. Ne oluyor burada? Kim bu beyler? Hayvancılık uzmanları babacığım. Üretimi arttırmak konusunda ne gibi önlemler alınması gerektiğini öğreniyorum kendilerinden. Aferin benim çalışkan oğlum. Aferin. Demek isabetli bir karar vermişim. Devam et oğlum, devam et. Son sözünüz bu mu? Evet. 50 milyondan fazla veremeyiz. Tamam. Dediğiniz gibi olsun. Hemen muameleye başlayalım. Ne işin var burada senin? Bu da ne? Müstakbel gelinin baba. İznin olursa Oya'yla evlenmeye karar verdik. Ne? Evet baba. Sen, anlı şanlı Kadir Bey'in oğlu Hüseyin, bir kahya parçasının hastane hizmetçisi kızıyla. Baba, lafını bil. O hizmetçi filan değil. Diplomalı bir hemşire. Hastaların altına sürgü süren biri. Diplomalı hemşireymiş. Tuvalet temizleyicisi olsun daha iyi be. Baba sus diyorum sana, sus. Vay 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 vay. Bir de bana karşı geliyorsun ha. Defol.
Defol! Sen! Sen de dikilip durma orada! Gözüm görmesin hadi! Hüseyin! Bir daha karşıma çıkarsanız ikinizi de gebertirim ha! Üzülmemek elde mi o ya? Yüreğim kan ağrıyor. Senin hakkında söylediklerinden ötürü beni bağışlayabilecek misin? Benim için sadece senin söylediklerin önemli Hüseyin. Gerisi vız gelir. Hemen gidelim. Hep birlikte. Bilmem ki çocuklar nasıl olur. Nasıl olsa burada kalamazsın artık. Hayırdır, kim ola ki? İyi akşamlar. Beni Kadir Bey yolladı. Bağışlayın ne olur. Elçiye zeval olmaz derler. Kadir Bey çok kızgın. Hüseyin eğer o kızla evlenmekte kararlıysa... onu evlatlıktan reddeder... mirasımdan mahrum bırakırım dedi. Ona saygılarımı söyle avukat bey. Bana ayırdığı mirası zaten almayacaktım. Evlatlık konusuna gelince kendisi bilir.
bir türlü olmadı mutlu günümüz. Nedense sevmedi sevdiklerimiz. Bir türlü olmadı mutlu günümüz. Nedense sevmedi sevdiklerimiz. Doğrulmaz belimiz, büklüm büklümüz. Doğrulmaz belimiz, büklüm büklümüz. Yeter artık Tanrım, çektiklerimiz. Yeter artık Tanrım, çektiklerimiz. Feryat, feryat. Aşksız geçen ömrüme, bomboş kalan kalbime, beni dertle bekleyen yarımsız gün. Nasıl, memnun musun işinden? Sağ ol usta, sayende. Bırak şu usta lafını be kardeşim. Biz dostuz, arkadaşız. Teşekkür ederim Cemil. Evlilik sana uğur getirdi galiba. Bir müjdem var, seni büroya aldık. Sağ ol Cemil. Bizimki de sevinecek bu habere. Yolcudan ne haber? Hayırlısıyla geliyor. 3 aylık oldu. Sigaram kalmamış. Gidip bakkaldan alıvereyim. Sana bir şey lazım mı kızım? Yok babacığım. Ay. Sağ ol. Thank you.
benim mi? Kadersizsem suç benim mi? Sessizsem suç benim mi? Bir dostum yok sorsun beni, sevgilim yok sarsın beni. Bir dostum yok sorsun beni, sevgilim. Kadersizsem suç benim mi? Kadersizsem suç benim. Senden ayrı koskoca 8 yıl. Nasıl dayanırım bilmem. Ne yapabiliriz ki Hüseyin? Acıları veren Allah sabrını da verecek elbet. Çok yalnız kaldım. Yalnız değilim Hüseyin. Sen hep yanımda, yüreğimdesin. Doğacak bebeğimizi de unutma. Senin yokluğunda en büyük eş bana. Sen beni sakın düşünme. Kendine iyi bak. Dün başhekimle görüştüm. Çok üzüldü. Hemen işe başla dedi. Doğuma kadar hastanede yatar kalkarım. Sonra elbet bir şeyler düşünürüz canım. Yeter ki sen iyi ol. Seni çok seviyorum Hüseyin. Ben de seni çok seviyorum. Mutlaka canım. Üstünde durdum. Ben de oraya aldım. Halletmek ama işte. Önemli olan o zaten. Şöyle bak, sigara da bana ver de. Tabii, karşılıklı bir süreli ben de. İyi olur. Hallederiz sonra. Ulan eşşoğlu eşek! Bu iş güç zamanında bu nimetin üstüne oturup sigara içilir mi? Bu moruk da kim ya? Ulan ben senin! Hey! Kendine gel Kadir ağa! Dövdüğün adam benim oğlum! Sen de kimsin be? Kimsin dedim? Bu arazinin yeni sahibi. Haberin yok mu? Oğlun Haşmet'ten satın aldım. Hissesine düşen ne varsa ben aldım. Artık buralarda dolaşmasan iyi edersin. Demek Haşmet İstanbul'a gezmeye değil, yerleşmeye gitti. Hayırlı evladım. Hayırlı olsun efendim. Siz de paranın hayrını görün. Hoşça kal Cemal. Her şey için teşekkürler. Güle güle bey. Ben de teşekkür ederim. Fikret mi bu? Evet beyim, Ankara'ya gidiyor. Ankara'ya mı? Onun ne işi varmış orada? Haberiniz yok mu? Oraya yerleşiyor. Karısını daha önce yolladı. Ya, peki öbür giden kimdi? Çiftliğin yeni sahibi. Fikret bey bütün hakkını ona devretti. Ne?
Maalesef çiftlik, hayvan ve arazi olarak elinizde hiçbir şey kalmadı beyim. İki oğlunuz bankadaki nakitle dahil olmak üzere ne varsa alıp gittiler. Ben denizde gidiyorum efendim. Hoşça kalın. Ağzına sağlık evlat. Sağ ol baba. Yine onu düşünüyorsun değil mi? Senin hiç olmazsa düşüneceğin biri var. Doğacak yavrunun heyecanını taşıyorsun. Ya ben ne yapayım evlat? Kimsesiz, yaşlı ve hasta bir ihtiyar. Revire yatsana Yusuf baba. Orada daha rahat edersin. Boş ver. Orada demir parmaklık jandarma yok mu sanki?
Hem ölmek için ille de beyaz karyola da mı yatmak gerek? Ben zaten buraya girerken ölmüştüm evlat. O kalta bana sağlığımda yardım etsin. Baksın, öldüğümde de zengin olsun diye almıştım. Ama kanı bozuk orospu en yakın adamımla aldattı beni. Onları öldürdüğüme pişman değilim. 30 kere de öldürsem yine hıncımı alamam. 30 sene çok vermişler be baba. Avukat tutsaydın, varlıklısın. Hafifletici sebepler var ortada. İstemedim. Küçük kaltağın leşi ayaklarımın dibine düştüğü an hayat bitmişti benim için. Mahkemede hiç konuşmadım. Onun için herhalde onun için. Yine başladı. İlacın nerede baba? Boşver ilacım, ilacım. Geçer şimdi. Baby, that's what's on my mind.
Baba senin karnın açtı, Selma bir şeyler ver. Misafirleri yalnız bırakmayalım Haşmet. Aa, çok haklısın karıcığım. Sen yemeğini ye, sonra görüşürüz. Yani umudumuz. Umudumuz. Erkek adamın erkek evladı olur diye bahtı açık, kaderi iyi olsun. Ona iyi bir baba olacağına inanıyorum Hüseyin. Olacağım. Allah'ın izniyle şuradan bir kurtulayım. Ömrümün sonuna kadar onun ve annesinin mutluluğu için çalışacağım. Buna yürekten inanıyorum evlat. Baba. Telaşlanma oğul. Geçer. Geçecek. Rüstem efendi. Buyur Yusuf'a.
Eğer zamanı ve izni olursa müdür beyle 5 dakika görüşmek istiyorum. Olur olur, hemen söylerim. Hayrola baba? Özel bir iş evlat. Buyur Yusuf Ağa, otur şöyle. Sağ ol müdür bey. Yak bir sigara. Nerede? Biz o işleri çoktan bitirdik müdür bey. Gel yatıralım seni hastaneye. Gerek yok müdür bey, sağ ol. Bir maruzatım var. Nedir o? Bu zarfı ben ölünce açmanızı istiyorum. Ne var içinde? O zaman görürsünüz. Bana müsaade. Cihanda aziz. Gel amca, yardım edeyim sana. Sağ ol kızım. Beni almaya gelecekler daha. Nereye gideceksin? Bilmem. Hayat.
hayatta yapayalnız. Hepimiz yalnızız. Kimsin sen? Kimsesiz, çaresiz biri. Benim gibi de sen. Ama hiç olmazsa senin gözlerin görüyor. Seninki, yani görme işi. Ne zaman başladı? Doğuştan mı? Doğuştan değil kızım. Ben de senin gibi mavi, yeşili, yeryüzündeki bütün güzellikleri görüyordum. İşte böyle kızım. Bundan birkaç yıl öncesine kadar dünyanın en mutlu, en zengin adamıydım. Gözlerim de görüyordu. Ama bakar körmüşüm. Anlayamadım. İyi diye gördüğüm, inandığım insanlar bana öylesine bir oyun oynadılar ki. Kimdi onlar? Özoğullarım. 3 taneydiler. Malımı paylaştıktan sonra beni sokağa attılar. 3'ü de mi? 2'si. Dedim ya, bakar görmüşüm ben. En küçüklerine büyük bir haksızlık edip hiçbir şey vermemiştim. Herhalde onun ahını çekiyor olmalıyım. Ona neden vermediniz? Aptalca bir duygusal nedeni. Çok sevdiğim karım onu doğururken ölmüştü. O acı içinde ısınamadım, sevemedim onu. Yolladım, dövdüm, kovdum. Ve şimdi Allah onun cezasını çektiriyor olma. Ötekiler ne oldu? En büyüğü beni evinden kovduktan sonra cebindeki birkaç kuruşla yaşamaya çalıştı. Sonunda aç, perişan, parklara, sokaklara düştüm. Bir kış sabahı bir park kanepesinde uyandığımda gözlerim görmüyordu. Her şey bitmişti. Ölmek istedim, başaramadım. Sokaklarda sürünürken bir kadın aldı beni. Bir tas sıcak çorba ve bir ot yatak karşılığında gördüğün gibi dileniyorum şimdi. Demek gazeteleri sen de okudun. Arkadaşların dediğine göre bir aya kalmaz serbest olurmuşuz. Ne güzel değil mi Oya? Sen, ben, oğlumuz ömrümüzün sonuna kadar hiç ayrılmayacağız. Çıkar çıkmaz çalışmaya başlarım. Sen işi bırakır evinin kadını, çocuğunun annesi olursun. Sahi kim bakıyor ona sen yokken? Mahalleden bir kadın buldum. Çok iyi bir insan. Nem var senin? Özgünsün. Yok canım, hiçbir şeyim yok. Geldiğinden beri bir tuhafsın. Söyle, bir şey mi var? Yok bir şey. Yani ben şeyi söylemek için gelmiştim. Neyi? Af haberine çok sevindiğimi. Yusuf baba bak, kanun çıkmış. Kurtuluyoruz. Gözün aydın evlat. Senin değil mi? Ben buradan çıkmışım, çıkmamışım ne fark eder? Güzel günler senin için oğlum, karın için, oğlun için. Benim son durağım burası. Böyle konuşma baba. Sen daha bizim gibi nicelerini eskitirsin. Sağ ol evlat. Yalan da olsa hoşuma gitti. Buradaki misafirliğiniz bittiğine göre seni bir daha dinleyemeyeceğiz demektir. Son bir şarkı söylemez misin bize? Kulağımızın pası silinsin.
Öyle değil mi çocuklar? Bırak eşimi felek, bırak da gün göreyim. Yeter kahır çektirdin, insafa gel güleyim. Adım adım peşimden, gölgem gibi gelirsin. Yusuf baba. Rahmetlinin bana bıraktığı zarf tamamen seninle ilgili evlat. Yusuf Mertoğlu tüm mal varlığını sana bırakmış. Listesi noter beyde. Hadi, hayırlı olsun.
Alan malların listesini okuyunca kulaklarıma inanamadım. Hanlar, apartmanlar, arazi, bir sürü nakit para. İlkin kabul etmek istemedim. Deli misin oğlum dediler. Ayağına gelmiş kısmet tepilir mi? Sonra rahmetlinin gücüne gider dediler. Yani senin anlayacağın artık zenginiz. Sefalet çektiğin, yalnız yaşadığın günleri unutturup yepyeni bir yaşam kuracağım sana. Oğlumuz hiçbir şeyden mahrum olmadan adam gibi büyüyecek, yetişecek. Ne var senin? Hiç sevinmemiş gibisin. Bütün bunlar iyi de daha önce yapman gereken bir şey var Hüseyin. Allah'ın muradını yapsalar, Allah razı olsun. Allah kimseyi sevdiklerinden ayırmasın. Baba. Ona kendini tanıtmasan daha. Neden? Sana karşı çok suçlu hissediyorum. Eğer bir gün karşına çıkarsan utancımdan dolayı kendimi öldürdüm demiştim. Ona yardım edenin sen olduğunu bilmiyorum. Allah kimseyi çocuklarından. Bunları al ve ama ihtiyarı unut. Bu olaydan da kimseye söz etme. Tamam mı? Tamam, unuttum gitti. Yalnız doğru söyle abi. Polis değilsin değil mi? Doktor biraz sonra sizi kabul edecek amcacığım. İnşallah gözlerimden sonra beynimi de kaybetmemişimdir. Allah'ım, gerçek mi bütün bunlar? Evet amca, gerçek. Ülkemizin en iyi doktoru gözlerini ameliyat edecek. Göreceksin artık. İn misin, cin misin? Yoksa melek misin bilmiyorum ama... Beni iyice şaşkına çevirdin çocuk. Hani kimsesiz, çaresizdi. Peki kim yapıyor bütün bu masrafları? Hayırlı bir vatandaş amcacığım. Görüyor musunuz? Hayır. Hiçbir şey görmüyorum doktor. Müşahede altında kalacak. İkinci bir ameliyat gerekebilir. Odasına götür. Thank you.
Odasına gidip onu biraz teselli etsen, moral versen. Çok iyi olur. Hadi sen de gel. Nasıl olsa görmüyor. Babacığım.